Aynen. Ama oğlum 3 yaşındayken var ya, 3-4 yaşındayken ulan bir gıcık olurdum senin davranışına. Yemin ediyorum vallahi billahi ya. Ya sokaktaki çocuğa oğlum şunu göm derdim. Hiç kavga etmezdin. Ondan sonra 10 yaşından sonra baktım yavaş yavaş böyle şeylerin yani okuldan sonra böyle işte Ben birinde ortaokula bak. Küçükçekmece Cennet var ya, Küçükçekmece Cennet. Orada bir dayak yedim, ben orada açıldım. Dedim ki bu hayatta yani bazılarına gerçekten güç uygulaman gerekiyor. Benim dövüşmem lazım. Yani bazı insanlar laftan, yemin ediyorum size bak o anı anlatacağım ya. Baba sen de kal telefonda, burada dur yani. O anı anlatacağım size. Geldim bak orada Cennet'te, eskiden çok eski halde Yeşil Yuva İlköğretim Okulu'nda okuyordum. Böyle tiner çeken çocuklar vardı, tamam mı? Ve yani Allah vardı, şey yapardım böyle, severdim o çocukları. Çünkü bazen böyle top mop oynardık. Yani severdim de böyle, bana şey gelmezdi. Hani bazı çocuklar böyle gıcık kapar ya öyle çocuklardan. Öyle bir şey yoktu. Lan neyse, iyi anlaşırdık ederdik. Aralarından bir tanesi çıktı. Yani benim için tinerci vesaire bir şey çocuk değil onlar. Benim için benim gibi çocuk. Beraber işte top oynuyoruz, bir şey yapıyoruz. Ben de bir artistik yaptım. Böyle ama bir artistik yani. Bir şey yaptım, hatırlamıyorum. Ya topu fırlattım, al lan dedim. Ya bir şey yaptım yani çocukken. Böyle 10 yaşlarında falanım. Çocuk değil, sen amına koyacağım sen görürsün. Anlamadım bile. Bak, hiçbir şey anlamadım. Dediğinden bir şey anlamadım bile. Sen amına koyacağım sen görürsün. Yok. Hani o Türkçe ben ulaşamıyor böyle, tamam mı? Hani kelimeleri ayıramıyorum böyle. Dedim iyi yani, adam sinirlendi herhalde, bir şey dedi gitti. Sonra 2 gün sonra falan böyle milli, aynen milli efekt, bildim milli efekt abi. Bir böyle sokağın köşesinden dönüyorum, tamam mı? Döndüm geldim böyle, şöyle bak karşılıklıyız. Şöyle tam döndüm, bu çocuklar var. Tamam, bir tane esmer ama yani çok belli. O aralarında psikopatı, tamam mı? Yani kesinlikle psikopat çocuk o. Böyle gördüğünde lan şu psikopat dersin. Çünkü esmer, kaslar vücut yerinde ve yani elinde bir tane kırmızı şey değnek, yer silme değneği ucu olur ya, plastik kırmızı. Elinde bir tane ondan var. Onu şöyle hareketlerle sallıyor. Sanki bana var ya, yemin ediyorum jetli Bruce Lee kırması böyle bir şey. Çocuk sallıyor ediyor falan böyle. Şak 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 falan yapıyor böyle kendi kendine. Sonra o çocuk geldi abi. Öbür arkadaşlarla. Dedi ki sen bana dedi orada dedi top fırlatmışsın dedi. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim diyorum, senin oradaki hatan şuydu. Benimki buydu. Yani şimdi niye birbirimize atar yapıyoruz? Çünkü adamlar da 5 kişi. Benim yanında da sadece kuzenim var, bir de ben varım. Hani sıkıntı olacak biliyorum. Ya futbol oynuyoruz yani. Hani top atılır. Yani topu fırlattım. Futbol oynuyoruz. Hani anla, R değil kesinlikle ya. U. R değil. Çünkü artistiği yapmışım. R olsa baştan yapmazdım. Sonuna kadar artistiği yaptım. Ama korkmadı adamlar. Delikanlı adamlarmış. Çocuk beni dövecek, tamam mı? Üstümü geliyor şöyle yapıyor bak. Ben hala anlam veremiyorum mesela. Kavga olduğunu bile anlamış değilim. Ben şimdi şuyum ya. Çocuk da bu. Çocuğu ben diye düşün. Ben de şu elim şöyle yapalım. Lan diyorum, bu çocuk kafa atmıyor. Yani galiba dövmeyecek. Hani benim kafamda da o var. Geliyor çünkü kafayı böyle hindi gibi şey yapıyor, ittiriyor sadece. Dedim bu adam beni dövmeyecek herhalde. Yani ben de konuşmaya çalışıyorum, bir şey yapıyorum. Baba arkadaki geldi şöyle bir hareket yaptı. Bak yemin ediyorum sana. Elinde o şey değnek vardı ya. Vaa! Pak diye bir koydu. Ananı sikim dedim. Böyle nasıl yanıyor? Ama öyle böyle değil. Arkam öyle bir yanıyor ki. Lan diyorum sen ne yaptın böyle? Döndüm arkama, öbürü geldi pat koydu. Beni aşağı bir aldılar, tak 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 vuruyorlar böyle. Arka tarafım ama var ya nasıl çizilmiş ya böyle, yani sırtım kan içinde böyle, bildiğin kan içinde sırtım, adam öldü amına koyayım, bildiğin abi kan içinde. Döndüm gittim eve, kuzenimin alakası yok, kuzen direkt kaçtı tabi, kuzenimin hiçbir alakası yok. Biraz da o böyle şeydi, ben biraz daha tombul şeydim böyle, o biraz daha zayıftı, direkt karşı yola geçti o, ben orada dayağımı yedim, rahat bir güzel bir dayak yedim. Yani o zaman anladım ki yani kalkıp ben de orada dövüşebilseydim en azından o kadar hasar yemezdim yani. Ta 10 yaşından sonra
Böyle harbi harbi gidip babama mesela bana dövüş öğret dedim. Bildim bana dövüş öğret. Bana şu dövüşmeyi öğret dedim. Çünkü siyah kuşak adam iyi dövüşüyor. Gördüm de birkaç kere. Dedim bana öğret. Babam da beni dövdü. Yani döverek öğretti genelde. Karda kış mesela yaylaya çıkıyorduk kara Mersin'de. Bir iki kere söyledim böyle koldan, yani babamın da çok teknik böyle. Hani ne olduğunu anlamıyor. Koldan aldı şak diye yerdeydim falan böyle. Hani ağrısı bile ertesi gün geliyor. Hani o kadar hızlı çünkü. Hızlı o an hallediyor, ağrısı ertesi gün. Baba sen dün ne yaptın ya falan yapıyorsun böyle.